Herkese merhabalar. Fizmat Serhat ile meslek tanıtım günlerine hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz bilgisayar mühendisi Enes Kızıltaş. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Enes, bugün bize bilgisayar mühendisliği bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerin sormuş olduğu sorulara cevap verecektir. Kendisini tanıyarak başlamak istiyorum. Enes Kızıltaş kimdir? Öncelikle merhaba. 1999 İstanbul doğumluyum. Üniversite eğitimimi ve Namık Kemal Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde tamamladım. Şu anda Türk Ekonomi Bankası'nda yazılım geliştirme uzmanı olarak görev almaktayım. Ben seni tanıdıktan sonra bir teşekkür etmek istiyorum öncelikle. Yani gerçekten sınav sonucunun açıklanması ve tercih döneminin başlaması arasında çok kısa mesafe vardı. Ve yorumlarda da çok fazla bilgisayar mühendisliği geldi. Davetimi kırmadın. Gerçekten çok teşekkür ediyorum ki yani yoğun bir dönemde çalışıyoruz hepimiz. Yine de davetimi kırmayıp konuk olduğun için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim, ne demek. Elimden geldiğince yanıtlamaya çalışacağım sorularınızı. İkinci soruyu aslında yani ilk soru zaten tanıtım. İkinci soruyu ben tüm konuk aldığım misafirlere sormak istiyorum. Bu bölümü tercih etmek isteyen öğrencileri öğrencilik hayatında ne bekliyor? Bu bölümü tercih ederken aslında öğrencileri ilk 2 sene temel mühendislik eğitimleri bekliyor. Daha sonraki 2 yıllık dönemde de daha bölüm ağırlıklı dersler oluyor. Yani her mühendislik gibi zor bilgisayar mühendisliği de, ama yeterli ilgi alaka olduğu sürece aslında o kadar da zor değil. Yani okuyan çoğu insan aslında bu bölümü bitiriyor. Bu bölümü okuyacak insanların bence şunu bilmesi önemli. Bu bölümü seçtiğimiz zaman aslında eğitim hayatımız boyunca bir öğrencilik hayatını kabul etmiş oluyoruz. Çünkü teknoloji sürekli gelişiyor, yazılım dilleri sürekli değişiyor. Buna uyum sağlama ve sürekli gelişme fikri zaten ben bu bölümü tercih ederken beni heyecanlandıran şeylerden biriydi. Yani özetle sürekli bir öğrencilik bekliyor bu bölümü tercih edecek kişilerin. Çok teşekkür ediyorum. Üçüncü sorumuz. Yani bu çok sıkça geliyor çünkü yani sen de çok iyi biliyorsun ki sosyal medya açık bir platform ve öğrenciler bazı soruları açık platformdan değil de özelden sormak istedi. Yani günümüz ekonomisinde ben şöyle çok yorum aldım. Özellikle bu mühendisliklerde çok fazla. Bu da üzücü tabii ki de. Hocam, puanım İzmir'i tutuyor, Ankara'yı tutuyor ya da İstanbul'u tutuyor. Ama yani ailemin bunu beni okutabilecek bir gücü yok. O yüzden lütfen sorar mısınız diye çok fazla soru geldiği için soruyorum. Bilgisayar mühendisliğini okuyacağımız üniversitenin herhangi bir önemi var mı? Gerek iş hayatında gerek de okuduğumuz an esnasında. Yani ya eğer hani hepimizin bildiği o Türkiye'nin en iyi üniversiteleri var. Hani onlardan birinde okumuyorsak eğer, ben üniversitenin büyük ölçüde önemi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü üniversitelerin bu bölümle ilgili verebileceği bilgi temel düzeyde kalıyor. Yani iş hayatı için aslında yeterli olmuyor. Ya bu noktada farkınızı biraz daha bireysel çalışmalarınızla kendinizi geliştirerek ortaya çıkarmanız gerekiyor. Yani hatta yani yeterli çaba gösterildikten sonra okunulan bölümün de çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Yani birçok farklı mühendislikten mezun olup da bu işi yapan var. Hatta hukukçuların araştırma yetenekleri, aradıklarını bulma yetenekleri hani fazla olduğu için hani onların iyi yazılımcı olduğunu söylerler. Yani özetle okunulan okulun çok bir önemi yok. Sizin bireysel olarak kendinizi geliştirmeniz bu alanda önemli. Ki ben bir yorum yapmak istiyorum. Yani özel sektörde çalışmayı düşünen arkadaşlarımızın tabii ki de bazı kafalarında soru işaretleri oluyor. Çünkü devlette yani KPSS'den atanmak tabii ki de maddi olarak çok daha avantajlı ya da sosyal olarak ve en basit örneği tatilleri var. Ama ben her zaman şunu söylüyorum. Öğrencinin ruhunda çalışma gibi böyle azim gibi mücadele ruhu varsa kesinlikle özel sektörde çalışmalı ve kendini de çok iyi bir alanda geliştirmeli ki zaten sen de biraz sonra sorularda değineceğine inanıyorum. Yani mezun olur olmaz iş hayatına başlaman da takdire şayan aslında. Teşekkür ederim. Dördüncü sorumuz, bilgisayar mühendisliği de gitmeden önce yani bölümü kazanmadan önce bilgisayarla aranız nasıldı ve özellikle bilgisayar bilginiz nasıldı? Ya ben çok oyun oynayan bir çocuktum yani bilgisayarda. Yani çocukluğumun büyük bir kısmı oyun oynayarak geçti. Yani evde, internet kafede vesaire. Dolayısıyla bilgisayar kullanmayı biliyordum. Ama bilgisayara karşı çok bir teknik bilgim yoktu. Üniversiteye gideceğim yaz biraz teknik bilgi edindim. Hani ablam benim bilgisayar mühendisi. Onun C programlama diliyle ilgili bir kitabı vardı.
Üniversiteye gitmeden önceki yaz 2 ay civarı onun verdiği kitabın müfredatını takip etmeliğinden geldiğince. Yani ilk teknik bilgimi o 2 aylık süreçte edindim ama tabii ki de çok büyük bir bilgi değildi. Yani bilgisayarı kullanmayı biliyordum ama çok fazla teknik bilgim yoktu. Ya şu sorumuza aslında bir nevi cevap verdin. Yani ben sorumuzu okuyayım, bir de yorum yapacağım. Özel üniversitede okumayı tavsiye ediyor musunuz? Aslında sen bilindik üniversiteler dışında çok fark olduğunu düşünmüyorum dedin. Ama 6. bölümde bir matematik mühendisi hocamızı davet ettiğimizde şu cümleyi söyledi. Yani bunu bir genelleme olarak yapmadı ama yaşadığı bir anı olarak söyledi. Özel üniversite mezunu matematik mühendisliği arkadaşlarımızın bazı şirketlerdeki CV'lerinde bazı şirketler özel üniversite mezunu musun deyip direkt bunu yani CV'yi yırtıp attığını söyledi. Yani bilgisayar mühendisliğinde özel üniversitede, vakıf üniversitelerinde okumayı tavsiye ediyor musunuz? Ya da iş hayatında devlet ya da özelden mezun olanların herhangi bir sorunu ya da avantajı dezavantajı olur mu? Yani ben bu konuda hiçbir ayrıma hani şu ana kadar denk gelmedim ama ben yeni profesyonel sektöre atılmış biriyim. Yani belki hayatım ilerleyen zamanlarında daha kıyaslayabileceğim örnekler görebilirim ama şu anda o kadar net bir şey söyleyebileceğim bir örnek görmedim. Ama yani dediğim gibi ben kendini geliştirip de çabalayıp da istediğini elde edememiş bir insan görmedim çevremde. Bilgisayar mühendisliğinde kendimizi geliştirmek için ne gibi tavsiyeleriniz vardır? YouTube kanalı, makale, dergi, kitap, film, belgesel gibi 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 diye bir tane soru gelmiş. Yani kendimizi geliştirmek uzun bir süreç. Bu sürecin devamını sağlamak için aslında neye ilgi duyuyoruz? Bunu keşfedip bunun üstüne çalışmalar yapmalıyız. Bunun üstüne içerikler tüketmeliyiz. Çünkü yani ben mesela kendi sürecimi şöyle ayarladım. Android eğitimleri aldım. Çünkü Android çalıştığım zaman yaptığım şeyin çıktısını direkt kendi telefonumda görebiliyordum ve bu beni çok motive ediyordu. Ya motive olduğunuz sürece aslında daha uzun çalışabiliyorsunuz. Yani sizin de kendinizin neyi motive edeceğini bulup onun üstüne çalışmalar yaparsınız aslında daha uzun süre direnebilir ve kendinizi daha çok geliştirebilirsiniz. Yani bunun için de Udemy gibi online eğitim platformları, yine YouTube vesaire kitaplar, yani birçok alandan faydalanabilirsiniz. Şu anda bilgiye ulaşmak çok kolay. Ama bu bilgiye ulaşıp bunları kullanmak da, elleri kirletmek de çok önemli. Yani sadece videoları izleyip geçmeyin. Bunlardan ne ürün ortaya çıkarabilirim? Bunların üzerinde kafa yorup biraz çabalamak gerektiğini düşünüyorum kendimizi geliştirmek için. Hocam çok teşekkür ederim. Aslında bir sorumuzun içinde 2 tane soru var. Öncelikle bilgisayar mühendisleri yani size sormuş ve bölümle ilgili bir soru sormuş. Bilgisayar mühendisleri yapay zeka ile ilgili çalışma yapabiliyor mu? Siz yapabiliyor musunuz? Bununla ilgili eğitimi okuduğumuz esnasında bize veriyorlar mı? Ya zaten yapay zekanın çıkış noktası bilgisayar. Ya dolayısıyla hani yapay zeka ile ilgili çalışmalar yapabilirsiniz. Ama ya üniversiteye başladığınız dediğim gibi üniversiteye başladığınız ilk yıllar daha genel eğitimler alıyorsunuz. Sonraki yıllar daha niş eğitimler alıyorsunuz. Benim okuduğum üniversitede 4. sınıftayken seçmeli dersler vardı ve bunların arasında yapay zeka dersleri de vardı. Yani siz de seçeceğiniz üniversitenin ders kataloğuna bakarak hani seçmeli dersler arasında yapay zeka dersleri vesaire var mı? Hani bunlara bakıp ona göre tercih yapabilirsiniz. Çünkü her okulda yapay zeka dersleri olmuyor. Ama şunu da söyleyeyim. Zaten bir okulda bir dönemde gördüğünüz 2-3 yapay zeka dersi aslında sizi bu konuda uzman yapmıyor. Yani ekstra olarak sizin dışarıdan, kitaplardan, Udemy'den, YouTube'dan yine konuştuğumuz gibi ekstra olarak dersler izleyip bu yönde çalışmalar yapmanız gerekiyor. Bu şekilde cevap verebilirim. Hocam çok teşekkür ederim. 8. sorumuz. Yani galiba benim bildiğim üzerine ki ben yani konuk aldığım her yayından önce bir ufak çaplı çalışma yapabiliyorum kendi çapımda. Tabii burada amacımız Google'dan bakıyorum sadece. Yazılım mühendisliği galiba geçtiğimiz yıllarda olmayan ve yeni yeni başlayan bir mühendislik bölümü galiba. Bu doğru mu öncelikle? Evet, yeni yeni
Yani tabii çok eski, çok yeni de değil ama yeni yeni ortaya çıkıyor, evet. Bilgisayar mühendisliği ile yazılım mühendisliği arasındaki farklardan bahseder misiniz? Bilgisayar mühendisliği ile yazılım mühendisliği arasındaki en büyük fark aslında yazılım mühendisinin daha hedef bazlı olması, daha amaca yönelik olması. Bilgisayar mühendisliğinde yazılım mühendisliğine göre ekstradan donanım dersleri var. Ya daha teknolojiyi genel olarak anlama üzerine, bilgisayarın nasıl çalıştığını anlama üzerine bir bölüm. Yani seçim hakkı varsa eğer ben bilgisayar mühendisliğinin seçilmesini tercih ederim. Çünkü bilgisayar bilimine hani daha bir genel bakış sağlanabiliyor. Ama yani tercih yapacak arkadaşlar deseler ki hani ben donanımla vesaire uğraşmak istemiyorum. Ben zaten yazılımcı olacağım. Yazılım mühendisliğini tercih etmek istiyorum. Tabii ki de ona da saygı gösteririm. Daha hedefe yönelik bir hareket yapmış olur. Hocam çok teşekkür ederim. Ben öncelikle bir araya girmek istiyorum. Sizle önce bir soruları paylaştığımda Erasmus'la ilgili bir soru vardı. Onunla ilgili bir ufak cümle söylemek istiyorum. Arkadaşlar, üniversiteden üniversiteye değiştiği için o soruyu sonra arkadaşımıza ithafen söylüyorum. Yani sadece bilgisayar mühendisi değil, çoğu üniversitelerde Erasmus imkanları farklı olduğu için ben o soruyu sormadım. Ama yine tekrarlayayım. Enes hocamıza sormak istediğiniz sorular yayın esnasındaki sorulardan farklıysa yorumlara yazarsanız biz de tercih dönemi içerisinde Enes Hocam'la birlikte sorularınıza mesaj yoluyla cevap vermeye çalışacağız. Hocam bu aslında artık birazcık daha bölüm sonu ile ilgili bir soru. Mezun olduktan sonra iş alanlarımız nelerdir? Yani bilgisayar mühendisliğinin çok geniş kapsamlı olduğunu zaten sen video esnasında söyledin. İnternet kafe açmak gibi değil tabii ki de bize birazcık iş alanlarından bahseder misin? Yani şöyle, ya mezun olduktan sonra aslında birçok alanda çalışma fırsatınız var. Teknoloji, telekomünikasyon, savunma sanayi, bankacılık, sağlık, oyun sektörü vesaire çok fazla alan var. Ya mesela ben bankada çalışıyorum. Burada bile bilgisayar mühendisinin çalışabileceği çok fazla alan var. Analist olabilir, testçi olabilir, veri tabanı uzmanı olabilir, yazılımcı olabilir, kalitede çalışabilir. Yani bir bilgisayar mühendisi teknolojinin olduğu her yerde kendine bir yer bulabilir. Yani çok fazla aslında çalışma alanı var. Saymak da bitmez açıkçası. Hocam çok teşekkür ederim. Staj konusunda bilgi verir misiniz? Ne zaman yapılıyor? Kaçıncı dönemde? Nasıl yapılıyor? Ve stajımızı yurt dışında yapma gibi bir imkanımız var mı? Yani yurt dışı mevzusu yine okuldan okula değişiklik gösteriyor. Bildiğim kadarıyla. Yanlış bilgi de vermek istemem. Stajlarda genelde bilgisayar mühendisliğinde 60 günden pardon 30 günden 2 staj oluyor. Biri yazılım, biri donanım. Bunun haricinde benim okulumun sunduğu bir fırsat vardı. Sektör tümleşik eğitimiydi adı. Yani orada ben son sınıfta çalışırken derslerim staj şöyle anlatayım. Ben son sınıfta okurken sektör tümleşik eğitim yaptım. Bu benim okulumun sunduğu bir fırsattı. 3 gün okula gidiyordum. 2 gün pardon 3 gün işe gidiyordum. 2 gün okula gidiyordum ve çalışma günleri benim derslerimin yerine sayılıyordu. Hani böyle bir fırsat da var. Bazı okullar bu fırsatı sunuyor. Arkadaşlar hani bunları da araştırıp bunun hakkında da bilgi edinebilirler. Benim 4. sınıfım sırf bu yüzden mesela çok kolay geçmişti. Hocam çok teşekkür ederiz. Şimdi hocam yabancı dille ilgili çok fazla sorumuz var. Ben soruyu aslında biraz basitleştirmek istedim. Ama ben yine tüm sorulardan sana bahsetmek istiyorum. Şu an artık günümüzde İngilizce yabancı dil olarak saymıyorlar. Aslında ana dil olarak sayıyorlar. Özellikle bu mühendislik gibi fakültelerde çok önemli. Sorularımızdan bir tanesi yabancı dil hangi seviyede olmalı? İngilizce okurken yani İngilizce bölüm okumalı mıyız? Ama İngilizce okumasak bile İngilizcemizi nasıl geliştirmeliyiz? Ve son olarak İngilizce dışında hangi yabancı dili öğrenmemizi tavsiye edersiniz? Yani bilgisayar mühendisliğinde İngilizcenin önemi gerçekten çok fazla. Türkçe kaynaklar sizin temel şeyleri öğrenmeniz için bir yere kadar yeterli olacak ama bir noktadan sonra aradığınız şeyler için Türkçe kaynak bulamaz hale geleceksiniz. Bu yüzden yani en kötü dokümantasyon okuyabilecek kadar İngilizcenizin olması önemli. Aksi takdirde İngilizce bilmemek gelişiminizi büyük ölçüde etkiler. Yani
Okul sürecinde de yani projelerinizde birçok hatayla karşılaşacaksınız. Bu hataları internette arattığınız zaman genellikle yine İngilizce cevaplar alacaksınız. İş hayatında keza uluslararası bir firmada çalışıyorsunuz ya da yurt dışında çalışırsanız İngilizce çok fazla karşınıza çıkacak. Yani bu yüzden bu meseleyi halledebildiği kadar erkenden halletmeleri lazım arkadaşların. Yani gereken önemin de verilmesi şart. Yani İngilizce dışında da hangi dil öğrenebilirler diye sormuştunuz. O da yani çalışacakları alana göre farklılık gösterebilir. Yani Almanya'da yine mühendislik vesaire çok gelişmiş. Bildiğim kadarıyla otomotiv vesaire de çok gelişmiş. Yani eğer ilgilenecekleri alan hangi ülkede gelişmişse o ülkenin dilini öğrenmek mantıklı olabilir diye düşünüyorum. Yani aslında bir nevi son zamanlarda çok yaşadığımız yurt dışına giden böyle beyin göçüne maruz kalıyoruz. Biliyorsunuz ülkemizin şartlarından dolayı. Yani aslında hangi ülkeye gidecekse o dili de öğrenmesi gerektiğinden bahsettiniz hocam. Hocam son iki sorumuz. Öncelikle ben sorularımıza içtenlikle cevap verdiğin için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten verdiğin bilgiler çok kıymetliydi. Bu soruyla ilgili ben de aslında bir yanılgıya düştüm. Çünkü ben de bilmiyordum. Yani araştırmalarımda ben de bununla ilgili çok merak ediyorum. Bilgisayar mühendisliği içindeki dallardan hangisine yöneleceğinize ne zaman karar verdiğinizi adı altında bir tane sorumuz var. Şöyle, ya ben öğrenciyken para kazanmak ve erkenden tecrübe edinmek istiyordum. Bu yüzden firmalara başvuruyordum. Veri Park adında bir firmaya kabul aldım. Burada da çeşitli bankalara aslında destek sunan bir firma burası. Burada da genellikle web programlamayla ilgili işler yapıyorduk. Yani aslında çok bir tercih şansım olmadı isteklerimden dolayı. Ama zamanla yaptığım işi sevmeye başladım. Sonraki işlerimde de yaptığım stajlarda ve çalıştığım işlerde de yine web programlama ile ilgili işler yaptım. Ve zamanla sevdim yaptığım işi. Ya şu an yine seçme hakkım olsa yine muhtemelen web programlamayı seçerdim. Hocam çok teşekkür ederim. Son sorumuz. Mesela bu soruyu da ben de aslında yani bölümü okurken iş hayatına adım attım. Üniversite 2'den itibaren özel ders vermeye çalıştım. Ve gerçekten mezun olduktan sonra bunun olumlu çok fazla etkisini gördüm ki eminim ki çoğu bölümde de okurken öğrencinin kendini geliştirmesi çok faydalı. Evet, gezmek, tozmak, eğlenmek herkesin hakkı ama bu mesleği severek yapmanız gerekiyor. Bu meslekte kendinizi geliştirmek istiyorsanız ki özellikle özel sektör gibi bir alanda iş imkanınızı kurmak istiyorsanız benim tavsiyem bölümü okurken iş hayatına adım atmalısınız. Peki siz bölümü okurken iş hayatına adım atmış mıydınız? Şöyle, 3. sınıfta dediğim gibi Veri Park'ta staj yaptım. Daha sonrasında bana part-time orada çalışmam için teklif sundular. Okulumun da sektör tümleşik eğitim adı altında bir staj programı vardı. Yani ben aslında 3 gün Veri Park'ta part-time evde çalışıyordum. 2 günde okula gidiyordum. Yani bu şekilde son senemi ben aslında hem çalışarak hem okuyarak geçirdim. Yani erkenden profesyonel bir şirkette çalışmanın faydası gerçekten çok fazla. Mezun olduğunuz zaman gerçekten sizi çok ileri taşıyor. Çünkü yani teknik olarak bir şey öğrenmiş olmasanız bile ki öğreniyorsunuz mantıken. Oradaki şirket kültürünü görmek, çalışma kültürünü görmek sizi diğer insanlara göre çok fazla öne geçiriyor. Bunu da herkese tavsiye ederim. Bence herkesin tecrübe etmesi gereken bir şey çalışırken, okurken çalışmak. Hocam öncelikle çok teşekkür ediyorum. Gerçekten yine söylediğim gibi soruları çok yani içtenle cevap verdin. Davetimi kabul ettin, kırmadın. Kısıtlı zamanında bize ayırdın. Arkadaşların da bildiği üzere sınavımız bitti. Artık tercih dönemi başlıyor. Ki bence tercih dönemi en az sınav kadar çok dikkat edilmesi, çok hassas davranılması gereken bir süreç. Biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Enes hocam son olarak eklemek istediğim bir şeyler var mı diye sözü sana bırakmak istiyorum. Ya benim de kardeşim lise tercihlerini yaptık. Bugün hatta sonucu açıklandı. Yani gerçekten çok stresli bir dönem. Yani siz de bu şekilde insanlara böyle bir dönemde yardım ettiğiniz için, ona da sorularını cevaplama fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim.
Bu kamera karşısında konuşmaya çok alışkın değilim. Sürçülisan ettiysem affola. Elimden geldiğince sorularınızı yanıtlamaya çalışıyorum. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Yine bir sorunuz olursa hocam vasıtasıyla ya da sosyal medya hesaplarımdan bana özelden yazabilirsiniz, arayabilirsiniz. Her zaman sorularınızı cevaplayabilirim. Tekrardan teşekkür ederim. Arkadaşlar başarılar diliyoruz. Tercih dönemi inşallah gönlünüzle geçer. Kalın sağlıcakla.